Evet sayın dinleyiciler, güreştürkiye.net'in bir başka radyo yayınına daha hoş geldiniz. Ben Fatih Yılmaz. Bugün burada SmackDown'u değerlendireceğiz. Yanımda konuklarım Numan İnci, Buğra Gür ve uzun zamandır aramızda olmayan Mehmet Dinler var. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Evet, genel olarak çok yoğun bir hafta geçiriyoruz. Yani yoğun bir haftada Custom Survivor serisi dolu dolu giriyoruz. Çok dolu dolu haberler alıyoruz ve dolu dolu bir maç kartı bizi bekliyor. Büyük ihtimalle bu senenin en iyi PPV'si olma yolunda en iyi potansiyele sahip bir şovla karşı karşıyayız. SmackDown'a geçmeden önce bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Son bir hafta kala Road to Survivor serisi, yani Survivor serisine giden yolu nasıl buluyorsunuz? Mehmet Dinler, yeniden hoş geldin diyerek sana sözü veriyorum. Hoş bulduk. Ya Survivor Series'e giden yol çok kötü başladı. Çok saçma bir baskınla başladı bana göre. Yani şey hani ben hala o Raw Show'unun hani hala etkileyici olmadığını düşünüyorum. Ben hala saçma olduğunu düşünüyorum ama sonrasını gayet güzel toparladılar ve Survivor Series'i artık tamamen hani bundan sonra da Raw vs. SmackDown temasıyla yapacaklarını çok belli ettiler. Yani senede bir gün hani sadece kafa kafaya çarpışacağız diye. Yani eskiden Bragging Rights olarak bildiğimiz şey Survivor Series olarak geri dönüyormuş. Bence bu da kötü. Survivor Series'in temasını Raw vs. SmackDown'a sadece çevirmek, sadece buraya daraltmak çok iyi bir şey değil. Survivor Series'in şey havasını bana göre birazcık kaçırıyor. Ama hani bunu kabullenip baktığımızda gayet güzel işliyor işler. Hani takımların kurulması olsun, sürekli olarak hani şey en iyi şampiyonu gönderme Japon adına elinde sürekli parça olarak duruyor. kemer maçları yapma olsun. Yani şeyler var hani maç kartı bence kötü duruyor şu anda. Ama şey hani yani hazırlanış itibariyle şovlar bana şey veriyor. Hani takımların kurulması, şampiyonların değişmesi derken şovlar bana keyif veriyor. Böyle Evet. özetleyebilirim. Numan İnci. Abi en büyük sıkıntım aynen Mehmet Dinler'e bir okumda katılıyorum zaten. Evet, Survivor Series'in temasının şu an resmen Bragging Rights olması. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Maçlar falan gayet iyi hazırlanıyor ki SmackDown takımı bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi gibi bir takım oldu. Yani neler olacak merak ediyoruz yani merakla bekliyoruz. Buğra Gür. Valla Bragging Rights yorumuna katılmıyorum öncelikle. Nedenini soracak olursanız çok sığ görüşlü insanların diyeceği bir laf bu. Ya Survivor Series açıkçası bu temada gerçek manada hayatta kalma olayını bize yaşatıyor. Ya ben 10 sene böyle gitsin. Brandler ayrımında Survivor'lar olsun. Ben okeyim. Açıkçası ben çok memnunum. Senaryolardan da geçen seneki işleyiş kadar sağlam olmasa da Yalnız kayfabeler ya. bu senenin vaziyetinden de oldukça memnunum. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Şey hani dedin ki az önce hani brand savaşı şeklinde olmasından dolayı ben memnunum dedin. Oynamıyor. Şey hani biz Oynamıyor. Bragging Rights'a döndü tamamen dediğimizde nasıl görüşlü insan oluyoruz? Aynı şeyi söylüyorsun. Ya bunu bir Bragging Rights temelinde değerlendirmek kesinlikle yanlış arkadaşlar. Abi temel Çünkü o tema aynı. Aynı tema yani. SmackDown ve Raw'un kapışması ya. Bak ne olursun daha ilk dakikadan beni gaza getirmek için hakarete başladın. Devam etme. Gözünü seveyim. Tamam ben burada giriyorum. Bunu Tamam biz Gür, tamam. SmackDown'a girelim. bir dakika benim bir söz hakkım var şu anda. Rica ediyorum söz hakkımı bana teslim edin. Ediyorum. Ettik. Bragging Rights temeli doğru, haklısın. Bu bakış açısıyla kesinlikle öyle. Ama velhasıl bu işin hayatta kalma olayının temeli olarak planladığın zaman, senaryoyu onun üzerine kurduğun zaman Bragging Rights'tan çok daha öte bir şey izliyorsun. Ne bu? Konsept maçları. Baba ya saygı duyun yani. Survivor seri ise Bragging Rights diyerek aşağılayamazsınız. Bugün 31. Son senesi. Bragging Rights'taki konsept maç aynıydı. Hani elemeli takım maçıydı. Yani ya aynı şey abi. Bragging Rights'ta şu gördüğümüz şey aynı şey. Hatta da Bragging Rights'ın aslında olması gereken ama olamadığı için zaten çok kötü bir pay-per-view haline döndüğü şey bu yani. Tam olarak brand savaşı bu.
Hani şampiyonlar karşılaşıyor, takım maçları yapılıyor. Hatta takım maçları dışında da Raw vs. SmackDown maçı yapılacak. Tam olarak şey bu yani. Bragging Rights'ın olması gereken şey bu yani. Hani aynı şeyi izliyoruz. Neyi inkar ediyorsun acaba yani? Yani Survivor Series hem yani ne kadar yaratıcı bir fikir olduğu SmackDown Raw brandlerini karşı karşıya getirmek yükselen Yumuşak reytinglerden yapmayı. hatta geçen sene SmackDown'un Ee? Raw reytinglerinin de geçmesiyle oldukça orijinal bir fikir olduğu çok ortada. Yani bunu işte yok vay efendim bu Breaking Rice. Vay efendim çok kötü. Ya keyifli. Ya Keyifli mi? Keyifli. geçen seneki 31. güzel, bak geçen seneki Evet. güzeldi çünkü geçen seneki senaryoyla açıldı. Bu sene dediler ki hayır, bütün şeyleri hani bütün Survivor serileri artık şey bu tema üzerinden yapıyoruz. Geçen seneki senaryoyla geldi. Bu sene artık şeye döndü iş. Yani neye döndü? İşte şeye, temaya döndü. Geçen sene senaryoydu. Benim karşı çıktığım şey bu. Hadi devam edelim. SmackDown'a girelim. Bak çok uzadı. Fatih'in uykusu gelmiş. Hadi. Teşekkür ediyorum. SmackDown'a giriş yapıyoruz. SmackDown'a Shane McMahon ile başlıyoruz bu hafta. Genel olarak biz B şovu değiliz. B şovu olmadığımızı göstereceğiz. Gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Biz canlı yayınlanıyoruz. Geyi falan yapıyor. Bu sırada Kane'e, Bryan'a saldırma emrini Angle'ın verdiğini söylüyor. Bizim dediği gibi. Bryan'ın intikamını Angle'dan alacağını söylüyor bireysel olarak ve Bryan'ın gelecek hafta dönecek olduğunu söylüyor. Bundan sonra New Day'i çağırıyor. Hani kahraman New Day'i çağırıyor. İşte New Day standart promo. Hani New Day Rocks promosunu atıyor işte. Bunun sonu nasıl kesin Sonra olarak? işte sağa sola kıvırıyorlar. Shane de dans ediyor falan derken Fight Owens Fight. Evet. Kevin Owens müziği çalıyor ve Kevin Owens'a Sami Zayn geliyorlar. Owens bunlara karşı çıkıyor söylediklerine ve seyirciler Kevin Owens'ın tarafını tutuyor burada. Yani heel tarafını tutuyor. Sen havalı değilsin diyor. Sen niye dans ediyorsun? İnsanların gözünü kanatıyorsun gibi laflar söylüyor. Sonra Kofi Kingston da şey diyor buna. Sami Zayn'e sen de işte diyor gelirken dans ediyorsun falan diyor. İşte böyle bunlar böyle bir tartışıyorlar. Sami Zayn'le Kofi Kingston üzerine yoğunlaşan bir tartışma sonucunda Shane McMahon, Sami Zayn ve Kofi Kingston maçını sıradaki maç olarak duyuruyor. Hemen maçı da anlatayım. Maçtan sonra genel yorumlarınızı alacağım. Maç normal bir maç. Ama ilginç bir booking olarak Kofi Kingston crossbody ile kazanıyor maçı sadece. Yani crossbody yaparak kazanıyor. Sonrasında işte Owens Kofi Kingston'a dalıyor maç bitince. Bunun devamında da Big E ile Xavier Woods geliyor. Sonra Kevin Owens kaçıyor Sami Zayn'i de alıp. Böylece Kevin Owens ve Sami Zayn kaçıyorlar ve New Day ayakta kalıyorlar demeyelim de ayakta kalıyorlar işte. Ve bir dahaki haftaya da tabii ölüm kalım atılma olmazsa bildiğiniz üzere Kevin Owens ve Sami Zayn'in bir olayı oldu bu hafta içinde. Bir dahaki hafta New Day ile Kevin Owens Sami Zayn ikilisinin tag team maçı var. Şimdi genel olarak bu segmenti gerekirse Daniel Bryan Kane olayını Kevin Owens, Sami Zayn'in Avrupa turundan gönderilmesini ve bir gelecek haftaki maçları yoğunca yorumlayalım. Çünkü zaten kısa bir SmackDown şovumuz var. Biraz vaktimiz bol. İlk olarak sözü Buğra Güre veriyorum. Buyurunuz. Yani mevzu Kofi Kingston'sa zaten belki bilmeyebilirsin. Türkiye'nin en büyük Kofi Kingston fanı Mehmet Dinler'dir. Hatta tek Kofi Kingston fanı da olabilir. Mehmet Dinler'in bu konudaki görüşlerinin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Onun için pası ben hiçbir şey demeden Mehmet'e atayım. Ki onun söyleyecek onlarını söyleyip rol çalmış olmayayım. O zaman Mehmet Dinler'e sözü veriyorum. Yani maç hani yani şey ikilinin bir pay-per-view'da çıkaracağı kalitede bir maç değildi hani yani ondan bir tık daha zayıf bir maçtı ki zaten sonunun basitliği de şey yapıyor hani gösteriyor biraz bunu. Yani maç o açıdan çok beğendiğim, hoşlandığım bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim. Lakin şey senaryo ilginç yani şey ben asıl şey hani
segment sırasında şey maçını, New Day vs. Sami Zayn Kevin Owens maçını, tek team maçını segment sırasında bekliyordum. Hani açıklanmasını. Ama şey, tekli maç açıklanınca da hatta üzülmüştüm. Gelecek hafta da umarım maç olacak. Ama ya ben şu Sami Zayn ve Owens'ın Amerika turundan, Avrupa turnesinden pardon, gönderilmesinin senaryo olduğuna düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda şeyine sorun yaratan bir ikili artık. Yani tamamen yönetime baş kaldırmış bir ikili. Bu da hani şey, bu tip şeyler de hani ara sıra yapılır, böyle kovuldu geri döndü falan filanlar. Zaten ben ikilinin Survivor Series'deki maça müdahale ederek belki de döneceğini düşünüyorum. Yani şu olabilir belki, hani bu hafta çıkar Shane ve açıklama yapar. İkisini de gönderdik buradan, bir süre cezalılar diye. Survivor Series'de dönüşlerini yaparlar. Raw takımının kazanmasına sebep olurlar. Ve daha sonra hani Shane McMahon'la feyutları kaldıkları yerden devam eder. Sami Zayn neyse de Kevin Owens bu kadar kolay vazgeçilebilir biri değil hani şey için, hani WWE için. Öyle olsa şey, yani şu house show'lara çıkmadığında yerini Triple H'le doldurmaları gerekmezdi yani. Hani daha bu çok tazeyken, 1-2 haftalık bir olayken, hani zannetmiyorum ki o yani şey, ondan bu kadar çabuk, bu kadar kolayca vazgeçsinler yani. Öyle söyleyebilirim. New Day'de muhtemelen Shield'la karşılaşacak şeyde, Survivor Series'de, öyle söylentiler var. Özellikle kemeri kaybettirdiklerinden beri. O maça da biraz daha güçlü çıkmaları için, eğer haftaya şey Owens ve Zayn'le karşılaşırlarsa o maçı da kazanırlar muhtemelen diye düşünüyorum. Ve böyle bitirebilirim sözümü. Ben bir soru sorup sözü Norman İnci'ye vereceğim. Sen Kofi Kingston hayranıymışsın, o yüzden sana soruyorum. Bu Kofi Kingston'ın çok uzun bir süredir çıktığı ilk tekli maç değil mi? Yani şey şovlarda, televizyon şovlarında. Olabilir. Yani SmackDown'a geçtiklerinden beri ilk olabilir. Raw'da da çıkmadı diye hatırlıyorum da. En son hatta ben 2014'te Beast in the East şovunu hatırlıyorum en son. Yok yok, o kadar değil, ondan sonra çıktılar. Tamam, o zaman yanlış hatırlıyormuşum. Numan İnci, genel olarak senin de bir yorumlarını alayım. Owens ve Zayn'in dayak yemesi gerektiği haberde falan düştü. Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Hatta dayak yemedikleri için arkadan çok fazla tepki falan kalmışlar. Bilmiyorum. İnşallah tabii senaryodur bu. İnşallah ben senaryodur. Olayı şöyle anlatayım. Sen tam ifade edemediğini düşünüyorum. Bu segmentin sonunda Owens'la Zayn'in aynı anda ringe girip New Day'den dayak yiyip hani sendeleyerek ringden çıkmaları gerekiyormuş diye bir söylenti düştü. Ama Owens direkt hani bir iki vurdu kaçtı direkt. Bir yanlış anlaşılma olabileceği, bu yüzden arka alanda tepki çektikleri söylenmişti. Senin dediğin buydu tam olarak. Lütfen devam et, sözünü böldüğüm için özür dilerim. Sami Zayn'in pek mutlu olduğu söylenmiyormuş falan filan diye cartcurt bir sürü şey var. Hiç bilmiyorum ne olacak. Abi Sami Zayn face'di, maç kazanamıyordu. Heel oldu, yine maç kazanamıyor. Bu adamın hali ne olacak onu bilmiyorum. Yani konuşacak pek fazla bir şey yok bu konu hakkında da ya. Büyük ihtimal Survivor Series'de bu ikinci takım maçı kaybedecek abi. Öyle görünüyor şu anda. İkinci maçı kaybedecek ama ikisi de Raw'a gidecek. Öyle görünüyor yani direkt olarak. Raw'a gidecek. Oo. Direkt. Bu çok acayip bir iddia oldu. Çünkü şey, ben onları bırakmaz abi. Büyük ihtimal kovacak. Kurt Angle diyecek ki ben bu ikisini alıyorum kardeşim. Bitti. Bitti. Yok abi. Yani şey kovmaz, daha fazla mücadele eder üstüne üstlük ya. Shane kaçmaz mücadeleden gibi. Shane kovarak kurtulacak biri değil yani. Shane der ki ben size karşı maça çıkıyorum yani. Bu defa hilesiz yapacaksınız. İkinizin de eline vereceğim der muhtemelen yani. Sonra yine dövülür. Şey, neyse. Geçiyorum. Var mı yorum? Yok. Devam ediyoruz. Güzel. Bu segmentten sonra Jinder Mahal, Maharaja geliyor. AJ Styles'ı halledeceğini söylüyor. Lesnar benim diyor. Sonra ringe dönüyoruz. Buraya geçiyorum. Zaten bolca konuşacağız. Aiden English ringde. Rusev için şarkı söylüyor. Rusev de geliyor. Sonra ben yanlış saymadıysam 7632. defa Randy Orton'da geliyor ve Randy Orton Rusev maçı seyrediyoruz. Bu maçın özelliği de eğer Rusev Randy Orton'u yenerse 5. üye olarak duyurulacak takıma. Maç Rusev hani resmen güreş dersi veriyor. Hani bayağı güreş dersi veriyor adam. Sonra Randy Orton RKO vuruyor, maçı kazanıyor, bu kadar.
Evet. Yorumlar alalım. Ben başlayayım mı? Ben şeyi çok istiyorum ya, hani bir Randy Orton fanı olarak, Randy Orton'un mutluluğunu da çok düşünen biri olarak Raw takımına Rusev'in eklenmesini talep ediyorum. Çünkü gerçekten Survivor serisinde de yani Randy'nin Rusev'e RKO vurmadan günü geçmiyor. Adamın canı sıkılacak Survivor serisinde. Bence Raw takımına eklenmeli yani. Ya da bir ne bileyim arka alan segment. 6. üye olarak gelsin, en baştan RKO'sunu yesin, elensin. Maç 5'e 5 devam eder yani. Hani ya bu abi ben artık ya hani iflah olmaz bir Randy Orton savunucusu olarak artık ben bu konuda konuşacak bir şey bulamıyorum hadi. Yani Rusev kesin ayrılacağını deklare etti ve hani madem gidiyorsun gitmeden önce biz seninle bir uğraşalım şeyi bu. Yani ne bileyim niye insan böyle bir şey yapar ya? Hayır resmen bak maç çok uzun sürmüyor. 5-6 dakika sürüyor ve maç 5 dakika 55 saniye boyunca Rusev önde götürüyor. Randy Orton bir varlık gösteremiyor. Sonra iplerden sekiyor, arkaya vuruyor, maçı kazanıyor. Bu kadar. Ya o olabilir bir şey. O sıkıntı değil benim için de. Yani sıkıntı olan şey hani abi yine aynı şey. Yani ne bileyim kum torbası niyetine kullanıyor herif ya. Evet Buğra Gür. Abi ben bilmiyorum, radyo yayınlarında yıllardır Randy Orton hakkında gereken her şeyi söyledim. Ama burada bunu telaffuz ettiğim zamanlarda bazı insanlar bana yok kardeşim öyle şey mi olur? Randy Orton böyle buklanmayı ister mi? Randy Orton profesyonel güreş camiasının en egoist olmayan insanı, kesinlikle jenerasyon torpili yok. Şöyle de böyle de diye aklamaya çalıştılar Randy Orton'u. Ama ben artık bu sevim Randy Orton'un egosuna altın tepsi olarak sunulduğuna inanıyorum. Yapacak bir şey yok. Alıştık. Alıştırıldık. Ve maalesef radyo yayınlarında da bunu dile getirdiğimiz zaman ekseriyetle reddedildik. Onun için zaten bu konu hakkındaki görüşlerimi radyo halkı ayrıntılı olarak biliyor. Ben de bir üstün körü geçmiş oldum. Diyeceklerim bu kadar. Ben hala bunun yani Randy Orton'un talebi olduğuna inanmıyorum ben bunun yani. Bir katkısı yok ki adama. Kemer kazanmıyor, bir şey kazanmıyor. Yani maddi bir katkısı yok Rusev'i yenmenin Randy Orton'a. Daha birkaç ay önce ben part time olayım diyen adam yani hani niye böyle bir şey istesin ki? Ya federasyonu part time olayım diyen adam ilginç. Evet. Yok, bunu istemişti doğru. İlginç. Yani Randy Orton'un ağzından böyle bir şey çıkmadı ama haber şeyleri de bayağı bir döndü. Part time sözleşmesi imzaladı zaten bu adam. Neydi o sözleşme? Live event şovlarına daha az çıkmak. Yani John Cena'ya yakın bir sözleşme imzaladı. Yani bu konu hakkında diyecek pek bir şey yok yani. Televizyon önünde işin kaymağını ben yiyeyim, alttaki cevizli pastayı başkası yapsın. İşin kaymağını ben yiyeyim güreşçilerinden oldum olası nefret ediyorum. Yani ben bu güreş camiası, profesyonel güreşi de part-time mantığı getirenlerin suratına tükürmek istiyorum. Yani bütün CM Punk çok haklıymış abi. Tüm sene, bütün bir yıl şirketin en ücra şehrindeki house show'una, live event'ine maça çıkıp da en büyük şovunda WrestleMania main event'ine gidip gelip yılda bir defa, iki defa, birkaç defa gözüken ismin gelmesi profesyonel güreşin ruhuna aykırı. Evet, numaranci. Neyse abi, ben gideyim. Abi ben Rusev'i de Randy Orton'u sevmem birisiyim ama abi Rusev'in bu şekilde artık kaybetmesinden bıktım mı sandım, bu adamı gönderiyorsanız gönderin, göndermiyorsanız da bir şey yapmış adamı, gözünü seveyim, bu ne ya? Abi artık Randy Orton'u arkaya vururken heyecanlanamıyorum ya abi bu adama. Adama yazık yani, acıyorum adama, bildiğin acıyorum yani. Bu arada şey... Heyecanlanmak arada diye bir şey yok ki. Direkt hani mesela bak eskiden bir şınav çekiyordu, böyle diyorduk aa geliyor lan geliyor falan diyorduk. Şimdi ne olduğunu anlamadan arkaya oluyor. Yok böyle yani. Ani vurması daha güzel ya, böyle seven vurmasını da abi. Rusev'in de yani adamı gönderiyor musunuz? Gönderiyorsanız gönderin, göndermiyorsanız da adama ne yapacaksınız yapın. İkide bir adam ortalıkta Rusev diye, adam ikide bir ortalıkta Rusev diye geziyor, sürekli kaybediyor. Ben anlamadım ben yani bu olayı.
Bu arada şey var ya, hani Rusev neyse de ya, Aiden English umarım kullanılır ya. Abi çok... Survivor serisinde Aiden English vs Elias şey maçı bekliyorum. Şair atışması bekliyorum bu arada. Açık açık söyleyeyim yani. Kickoff'ta falan çok ciddiyim, yapılabilir bu. Yani azıcık eğlendirmek isterlerse yaparlar bunu. Aiden English vs kim? Elias. Ha. Ay süper olur ha. Evet. Var mıdır söylemek istediğiniz bir şey? İyi, devam edebiliriz. Edelim mi devam? Devam edelim hadi. Edeyim mi? Evet, evet. Şimdi sırada Becky Lynch'e Ellsworth maçı var. Becky Lynch'i yeniyor. Disarmor yaparak Ellsworth'u pes ettiriyor. Burada çok güzel bir dipnot geçmek istiyorum. Bu adam geçen sene AJ Styles'ı 3 defa yendi. Evet. Maç sonrası Carmella ile Becky işte böyle bir tartışmaya giriyorlar. Sonra kalkıyor Ellsworth. Carmella da bir tane süper kick vuruyor. Adama vuran vurana. Sonra Ellsworth ölüp kalıyor orada. Hani bir de şöyle bir şey düştü live event'te. 9 tane kadının arasında dayak yiyor Ellsworth. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Şu an forumda var. Güreşturkiye.net forumunda girerseniz bulabilirsiniz dinleyicilerimiz. Yani acayip bir video. 9 tane kadından ortaya alınıp dayak yiyor baya. Çok komik bir video. Bu maçı yorumluyor muyuz? Ne diyorsunuz? Ya maçı yorumlama değil de belki hani Carmella ile Ellsworth'un ilişkisinin artık bitmesini hani. Ya ben bir şey not düşeyim mi? Geçen sene sık sık dile getirdiğim bir konuydu kadınlar devrimi muhabbetinde. WWE'de 5 sene sonra ya da 5 sene içinde karma maçların özellikle uzun vadede, yani çok uzun vadede, orta vade diyeyim, orta vadede bu tür maçları çok sık göreceğimizi geçen sene defalarca dile getirmiştim. Ve aynı zamanda yani bu maçların öyle Carmella Ellsworth ya da Ellsworth Becky Lynch funny segment tadında değil, WWE Championship olarak şekilleneceğini, dizayn edileceğini düşündüğümü geçtiğimiz senelerde ifade etmiştim. Yani zaman geçtikçe de haklı çıkmaktan ötürü şevhet duyuyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani yakın zamanda hani kadınlar şampiyonluğu, erkekler şampiyonluğu olmayacak bu artık yani. Bana da ben de aynı şekilde düşünüyorum hayat. Evet. Bu sırada arka alana geçiyoruz. Bu arada özür dilerim. Norman sen burayla ilgili bir şey söyleyecek misin? Abi diyecek bir şey yok. Ellsworth bir nina garip abi. Geldi dayak yedi gitti. Garibim. Ne diyeyim? Adam önceki sene AJ Styles yendi. Bu sene Becky Lynch'e yeniliyor. Ne diyeyim yani? Söyleyecek başka söz var mı? Bir şey sorabilir miyim? Ellsworth ile Enzo kapışsa kim yener sizce? Enzo. Tabii ki Enzo. Onun için şey yapman gerekiyordu. Grado ile Ellsworth kapılsa kim yener diye sorun. Hayır hayır, onun için şeyi demen gerekiyordu. AJ Styles ile Ellsworth karşılarsa kim yener demen gerekiyordu. O onun cevabı belli canım. Ellsworth yeniyor. Allah Allah. Tarihi 3 defa tekerrür eder mi Gür? Lütfen. Doğru. Arka alanda Shane'le Charlotte konuşurken oraya... Charlotte bu arada. Neyse. Charlotte konuşurken oraya Natalya geliyor. Natalya Survivor Series'te bilse kimin patron olduğunu göstereceğini söylüyor. Fakat Shane McMahon diyor ki dur. Önce Charlotte'u geçeceksin diyor. Kazanan SS'de Bliss'le karşılaşacak diyor. Bu maç ayrıca kemer maçı oluyor. Bir dahaki haftaya duyuruluyor. Bununla ilgili yorumlarınızı alacağım. Fakat almadan önce şunu da belirtiyorum. Resmi olarak yayınlanan Survivor Series posterinde Natalya Charlotte var. Evet. Bununla ilgili görüşlerinizi Mehmet Dinler'den başlayarak almak istiyorum. Yani posterler çok fazla bir şey ifade etmez de hani onun için hani maç posteri mi yani Charlotte ve vs Bliss mi görünüyor? Hayır. Normal şey posteri. Yani, posteri. Onlar o kadar hadi öyle bir şeyler değil. O kadar büyük göstergeler değil en azından maç programı ile ilgili ki zaten böyle şeyler biraz da son dakikalarda falan belli oluyor. Yani AJ'in kemeri alması bile hani birazdan konuşacağız son dakika belli olmuştur. Neyse geçiyorum. Yapılması gereken bir hamleydi ki 1-2 hafta önce bence yapılması gereken bir hamleydi. Yani Natalya çok havalı bir şekilde gitti ve yani
Hani sürekli olarak hani atar gider ve ama hiçbir şey yok son şeyini hani son kemer savunmasını şey yap olarak yapmamış biri. Temiz olarak yapmamış biri. Yani hani diskalifiyeyle kaybetti değil mi son pay-per-view'da Helena Sel'de? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Evet. Yani hani bunun daha önce tekrarlanması gerekiyordu. Ve Natalya vs. Bliss maçı hiçbir şey ifade etmiyor. Galibiyet türleri ikisinin de korkunç çünkü. Hani ya Bliss'in tamam yani maç sonları falan çok kötü. Hani Natalya'nın da aynı derece kötü ve Natalya onun dışında da bir şey ifade etmiyor. Ve ikisi de heel. Yani kötü tarafı bu. Hani şey ikisi de maç olarak hiçbir şey ifade etmiyorlar. Hani ring performansı olarak bir şey vaat etmiyorlar. Şeyleri birbirine karşıt değil. Gimlikleri birbirine karşıt. Yani şey hani karşı çıktıklarında direkt heyecan yaratan gimlikler değil. Hani çok kötü bir maç çıkacaktı. Yani çok kötü bir şeye gidiyordu. İhtimale gidiyordu. Charlotte ihtimali beni heyecanlandırdı. Umarım da olacak yani. Çünkü Charlotte hem böyle bir pay-per-view'da hani brandini temsil etmeyi hak ediyor. Natalya'nın aksine. Hem de yani şey Queen versus hani şey Goddess hani çok güzel bir hani şey ikili şey maç gibi duruyor yani uzaktan. Tamam Charlotte çok ağır basıyor da olabilir bu arada. Ama Bliss de yani aylardır hilesiyle hurdasıyla maç kazanma şekilleriyle Charlotte'ın şu anki halinin önünde bile denebilir. Yani maç da ortada olacaktır. O yüzden ben yani şey maçın duyurulmasından dolayı memnunum. Charlotte vs. Natalya kemer maçının duyurulmasından dolayı memnunum ve Charlotte'ın kazanacağını düşünüyorum haftaya. Evet Burak Gür. Yani Charlotte'ın son dönemde düşüşe geçen kariyerinden herkes haberdardır diye düşünüyorum. Açıkçası geçtiğimiz senenin çok çok olması gerekeninin de altında. Her güreşçi dalgalanabilir kariyer zamanları geçirir ama Charlotte bu en son zannedersem düşen müsteşem fotoğraflarından sonra bir kızağa çekildi. Fakat tabii ki çok kıymetli bir yetenek. Hatta WWE roster'ının güncel roster'ın doygunluğa ulaşmış ve karakteri oturmuş. Eriklik seviyesinde güreş tekniği bile tek ismi de diyebiliriz. Kullanılacaktır ve ilerleyen haftalarda şansı daha iyi yerlerde göreceğimizi umut ediyorum. Numan İnci. Ben maçı Charlotte'un kazanmasını istiyorum yani. Kazanacak değil mi? İstiyorum. İnşallah kazanır maçı. Yani çünkü ben Natalya'nın ne reyninden memnunum ne kendisinden memnunum yani. Ki Natalya ile Alexa maça çıkarsa izleyelim ama Alexa çok büyük favori olarak maça çıkacak. O yüzden Charlotte maça çıkarsa en azından biraz daha dengeli olacak bari. Yani Survivor Series'deki maç adına şampiyonun değişmesini istiyorum ben ya. Evet. Geçiyorum bu segmenti. Zaten maç bir dahaki haftaki SmackDown'da olacak. Şimdi takımlar şampiyonluğu maçı var. Usos vs. American Beta diyorum ben bunlara. Gable ve Benjamin ikilisi. Maç count out'la bitiyor. Usolar içeriye giremiyor ayakları vurulduğu için ama şey değil yani böyle hani dışarıda duralım da count out olsun değil değil. Adamlar giremiyor içeri. Hani sağlam dayak yiyorlar. Gable'la Benjamin mutlu oldu. Fakat bunun Usoların face turn olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben hani çok hakim değilim. Tag team maçına bakmadım çok. Ama Usoların bu maçı bir değerlendirelim. Ve Usoların olası face turn hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru yöneltiyorum. İkisini de değerlendirerek gidelim. Buğra Gür. Vallahi Usolar özellikle ben açıkçası Takımlar Divizyonu'nun son 6-7 senedeki en yetenekli ismi olduğu kanaatindeyim. Yani takımlar şampiyonluğu deyince artık WWE Takımlar Divizyonu'nda ilk akla gelen isim Amerika Smackdown'da bu bayrağı devralabilir mi? Yani Amerikan Alfa derken çetkiye şey yapacağım ya da öteki tarafta diğer New Day tarzı bir takım Usolardan güreş manasında entertainment değil güreş manasında bu açığını kapatıp
bize bir şeyler sunabilir mi? Bunlar açık, tartışmaya açık konular. Ama velhasıl hem Survivor serisindeki maçta Usoları hem de SmackDown'da keyifle beğenebilir. Sheamus Cesaro karşıda Sheamus Cesaro isimleri boş isimler, momentumu düşük, zayıf güreşçiler olmasa da ezici bir üstünlükle kazanacaklarını düşünüyorum. Çünkü Usolar bunu hak ediyor. Evet, normalinci. Abi, ben asıl şeyi anlamıyorum ya. Bu American Alpha yani, daha American Beta diyelim. Bu adamlar niye heel gibi davranıyor? Ben bunu anlamadım. Neden yani? Ne amaç ne? İşte hazırlayan arkadaş buradan forumumuzun co-admin Sinan'a da selam olsun. Double turn olduğunu yorumlamış maçla ilgili. Ben çok şey yapmadım, bakmadım dediğim gibi. Maçta double turn olduğunu yani Gable ve Benjamin'in heel'a döndüğünü, Usoların da face'e döndüğünü zaten söylemiş. Maç o tarzda geçti de abi. Usoların face olayı ne bileyim en fazla Survivor Series'e kadar olur abi. Çünkü Usolar harbiden bu sene başında heel olarak, heel turn yaparak kendilerini buldular abi yani. Ne bileyim yani şu anki, benler Usoları her zaman sevmiştim ama şu anki halleri kadar değil yani hiçbir zaman. Olamadılar yani bu özellikle şu New Day'in işte sürekli kemer değişikliği falan filan o aradaki gibi hiçbir zaman olmadı yani Usolar. En azından mikrofon konusunda. Ve yani face olmalarını ne bileyim biraz acayip olacak ya. Yani eğer face olmuşlarsa da sanmıyorum ben. Büyük ihtimalle Survivor Series'e kadar böyle takılacaklar da o diğer iki arkadaş niye heel gibi davranıyor ben onu düşünüyorum şu anda. Arkasından ne çıkacak çok merak ediyorum. Şey devam edeyim mi ben? Aynen. Galiba bana vereceksin sözü. Bana vereceğim ben. Face olurlarsa mikrofon performanslarında bir şey değişmez. Çünkü mikrofon performansları şey yani ne bileyim yalan söylemek, rakibi aşağılamak, manipüle etmek üzerine kurulu değil. Tamamen doğruları söylüyorlar ve şey yani mikrofonda heel bir performansları yok. Seyirciden reaksiyon alan, cheer alan bir performansları var üstüne üstlük. Yani New Day karşısında bile. Yani onların heel tarafı ring içindeki çakallıkları, hileleri. Ama bunu işin zaten garip tarafı şey, New Day hani 1,5 yıl önce face olduğundan beri onlar yapıyorlar zaten. Yani faceken aynı çakallıkları onlar da yapıyorlar zaten. Yani ne bileyim hani şey Gable ve Benjamin heel'a dönebilir. Usolara da sırf onların karşısında diye face diyebiliriz ama ya performa şey hani tarzlarında bir değişiklik yaratacağını zannetmiyorum hani. Yani ring içi şeyleri aktiviteleri zaten değişmemişti hani çakallıkları dışında heel turn yaptıklarında da. Yani o kadar fark etmiyor onların durumu. Yani face de devam edebilirler bu Bludgeon Brothers mıydı? Harper ve Rowan. Yani onlar falan da geliyorlar ya heel olarak. Belki hani ne bileyim ha şey revival gelecek falan. Hani artık hani şey heel olarak Usoların belki etkinliği olmayabileceğini düşünmüşlerdir. Hani olabilir. Hani onların karşısına biraz daha böyle işte bizim face dediğimiz şekilde çıkabilirler diye düşünülmüş olabilir. Ha, ama ben ne bileyim Gable ve Benjamin reaksiyon almaya o kadar müsait bir ikilik yani cheer almaya o kadar müsait bir ikilik yani. İkisi hakkında bir heel turn. Ben açıkçası bu arada maçı izlerken öyle bir şey hissetmedim. Yani hiç öyle bir şey hissetmedim. Yani ya maçın niye hani o şekilde bittiğini de maç ufak bir sakatlıktan dolayı mı bitti? Hala da hani bir şey bilmiyorum o konuda. Ha bu arada lafını biliyorum Mehmet sakat demişken. Jey Uso'nun sakatlandığı haber çıktı. Ha. Evet öyle bir şey bir başlık en azından okuduğumu hatırlıyorum ama şey yani hani o da şey hani öyle ya ben Gable ve Benjamin heel olarak bir şey yaptığını görmedim şovda. Heel turn yapmaları da bence hata olur. Yani hani onlar reaksiyon almaya çok müsait bir ikili ve ne bileyim yani ben Benjamin'i bu kadar özledikten sonra da sadece ring içi performansıyla görmek istiyorum. Yani şeyle değil. Hani yani ring içindeki hileleriyle falan değil. Ne bileyim. Ne diyebilirim. Evet bitti mi yorumlar burayla ilgili? Bitti galiba. Ha şey. Cesaro ve Sheamus'la karşılaşacaklar. Eğer bir sakatlık olmazsa maç ciddi anlamda çok keyifli geçecektir. Çünkü Cesaro ve Sheamus da muazzam bir ikili.
Yani o maçtan da son derece umutlu. Ya yılın maçlarından biri olabilir. Evet. Sıradaki segmentte AJ Styles kemeri alacağım geyiği yapıyor. Sonra WWE şampiyonluk maçına geçiyoruz. Evet. Gecenin olayı, Survivor serisinin kaderini değiştiren olay. Hepimizi bir nebze şaşırtan, belki bazılarımızı mutlu eden, birazımızı üzen bir olay. AJ Styles, Jinder Mahal maçı. Bir şey diyeceğim, bundan kim üzüldü ki? Efendim? Bundan Ahmet dışında kim üzüldü ki? Ben de üzüldüm biraz, sebeplerimi anlatacağım. AJ Styles ve Jinder Mahal maçının sonucu, AJ Styles'ın Phenomenal Forearm yaparak maç kazanmasıyla sonuçlanıyor. AJ Styles çılgın seviniyor. İngiltere seyircisi çılgın seviniyor. Jinder Mahal maçın sonunda Singh biraderlere dalıyor. O kadar sinirleniyor. Yani Singh biraderleri böyle bariyerden bariyere falan fırlatıyor. Bu kadar sinirleniyor. Şimdi bunu çok geniş bir şekilde yorumlamanızı istiyorum hepinizin. Yani en az dakika sınırı vermiyorum ama nasıl yorumlamanız şöyle. Jinder Mahal'in 5 aydır bize kemer serüveni yaşatan adamın sadece Survivor serisinin ve SmackDown'un rating çekmediği talebiyle kemeri elinden alınması doğru muydu? Bu bir. İkincisi, Jinder Mahal bir kez daha kemer alabilir mi? 2x'i yaşayabilir mi? Üçüncüsü, kemerin bir haftalık şovda el değiştirmesine ne düşünüyorsunuz? Dördüncüsü, Survivor serisinin kaderini bu maç nasıl etkiler? Bu main event, ki main event olacağı duyuruldu sanırım. Brock Lesnar vs AJ Styles maçının. 5 ve son olarak da maçı değerlendirmenizi istiyorum. Çok geniş bir yorum istiyorum ve Buğra Güre sözü veriyorum. Yani öncelikle ilk soruya cevabım yanlış. Kemerin el değiştirmesi hatalı bir karardı. Zira Jinder Mahal Brock Lesnar'a meydan okudu. Brock Lesnar meydan okumayı kabul etti. Sen kimsin, dalga mı geçiyorsun bizle dedi Paul Heyman. Jinder Mahal diyorum. Brock Lesnar meydan okumayı kabul etti. Ve Paul Heyman, kim o, kimsin oğlum sen, bırak bu ayakları, senin gibi 5 adamı cebinden çıkarırız yaptı. Ondan sonra Jinder Mahal gitti. Bu işler laflı olmuyor. Survivor serisi de görüşelim. Kim hayatta kalacakmış, ayağa yaptı. Ne oldu en sonunda? Tam senaryo olgunlaştı. Olgunluk dönemine girdi derken çat Jinder Mahal kemeri kaybetti. Neden abi? Madem Jinder Mahal'e kemer kaybettirecektin, niye bu maçı planladın? Ya da bu maçı planladın, niye Jinder Mahal'e kemer kaybettiriyorsun? Yani şurada Survivor serisi 3 hafta yok. 4 hafta yok. Bu hafta Survivor serisi var. Ne izleyeceğiz biz? WWE'nin bize sunduğu şey senaryo değil miydi abi? Kayfabe değil miydi abi? Biz niye WWE izliyoruz? Profesyonel güreşin senaryoyla birleştiği alan olduğu için değil mi abi? Prodüksiyon seviyesi üst düzey olduğu için değil mi abi? Bu mu yani WWE? Değil. Ama yani bu kadar amatörce kararlar almaları ve hani bir laf var, amiyane tabirle yemeyeceği şeyin altına yatmak diye. WWE yemeyeceği şeyin altına yattı. Yemeyince kalktı ve kalkışı da çöküşü oldu aynı zamanda. Sen bir sene içindeki en büyük 4 pay-per-view'un main event'ını böyle kurguluyorsan izlenmemeye mahkumsun abi. Jinder Mahal'le başlıyorsan daha da mahkumsun. Ama tutup son hafta her şeyi olgunlaştırmışken, bütün senaryoyu kurgulamışken bir gol atmaya çalışıyorsan kusura bakma abi, yapma artık bu işi yani. Bu Booker takımı, yaratıcı ekip, kreatif team, abi bırakın artık yani. Her kimseniz bırakın yani. İkinci soruya cevabı, kemerlerin haftalık şovlarda ya da pay-per-view'larda
değişmesine ben açıkçası önemsemiyorum. Yani Ayla Bayla izlediğimiz Attitude Era dönemlerinde haftalık şovlarda değişiyordu kemerler. Yani aylık şovlarda değişmeli, haftalık şovlarda değişmeli bitine katılmıyorum. Kemer değişimleri sürprizlerle dolu olduğu zaman güzeldir. Ama bu kötü bir sürpriz oldu. Üçüncü soruya cevap. Üçüncü soru neydi bu arada? Tam emin olamadım. Vallahi ben de hatırlamıyorum. Şimdi sen yorumla direkt. Maçı yorumla. Jinder Mahal yeniden kemer alabilir mi? Jinder Mahal hayatta bir daha kemeri yeniden alamaz. O kadar diyorsun. Hayatında bir daha WWE ana kemeri alamaz. Hı hı, öyle. Ben sanmıyorum. Yani ya böyle bir şey yok abi. Yok Hindistan turu, yok şu turu, yok bu turu. Görürsün be, kalacak. Ya bir sus ya. Bir sus. Yok abi böyle bir şey. Bunlar bir ezber. Bunlar kafadan yapılmış yorumlar. Azıcık WWE izleyen adam Jinder Mahal'in bir daha ana kemer şampiyon olamayacağını görür. Yani çünkü Hindistan'dan daha kıymetli şeyler var bu tarafta. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Ben devam edebilir miyim? Buyurunlar. Şimdi öncelikle başta bu Bragan Rights temasını bu kadar övüp tam da Bragan Rights işinin olduğu noktada kemer değişimi oldu diye sövmek de çok ikiyüzlülük bence. Niye? Şöyle açıklayayım. Jinder Mahal Brock Lesnar'a meydan okudu ve Brock Lesnar kabul etti. Okey. Yalnız Brock Lesnar kabul etmeden önce WWE şunu duyurdu. Şovunda. Yani şovda şunu duyurdu. Survivor Series yapıyoruz. Brand savaşları temalı yapıyoruz ve bütün şampiyonlarla karşılaşacak. Lesnar kabul etmeden önce. Bir bunu yapalım. Yani Feud Brock Lesnar vs. Jinder Mahal değil, Feud Universal Champion vs. WWE Champion şeklinde oldu. Yani WWE bunu bu şekilde kurguladı. Çünkü diğerlerinde de yani United States vs. Intercontinental'da da, kadınlar vs. kadınlarda da, takım vs. takımda da aynı şekilde. Yani bu WWE duyurduğu için bu şekilde oldu bu. Lesnar kabul ettiği için değil. Lesnar kabul etmek, o maça çıkmak zorundaydı zaten. Hikayesel anlamda işin bu. Evet tamam, bu şampiyon vs. şampiyon feyutlarında ikisi birbiri hakkında sürekli konuşan Jinder Mahal en azından Lesnar hakkında sürekli konuşuyordu. Lesnar bir kere çıktı sadece Heyman'la birlikte. Heyman bir kere konuştu. O da yetti zaten. Neyse de hani Jinder Mahal sürekli konuşuyordu. Çok da böyle görünüyordu vesaire. Ama abi yani sen WWE şampiyonusun ve Lesnar feyodu değil bu. Yani Survivor Series feyodu. Raw vs. SmackDown feyodunun bir parçasısın sadece. O yüzden kemer kaybedebilirsin. Yani eğer Survivor Series'in temasını bu olarak kabul ediyorsak ve buna çok keyifli diyorsak, bu kemer değişimine bu nedenle ses çıkaramayız Buragür. Bu konuda bir öncelikle lafımı söyleyeyim. Devam ediyorum. Soru tam olarak değil mi? Sırf Survivor Series için Jinder Mahal'in kemer kaybetmesi midir? İyi midir, kötü müdürdü? Evet abi iyidir. Niye? Çünkü Heyman hayatında söylediği en kayfa ve dışında da en doğru şeyleri söyledi Lesnar o meydan okumayı tırnak içinde kabul ederken. Dedi ki ben Undertaker'a saygı duyuyordum. Roman Reigns'e saygı duyuyordum. Strowman'a, Samoa Joe'ya saygı duyuyordum. Ben sana ne bokum var saygı duyacağım dedi. Ve son derece haklı. Jinder Mahal'sin ya. Ne kadar maç kazanırsan kazan, kimi yenersen yen. Survivor Series'de Lesnar'ı da yensen, o Singh Brothers'ların hileleriyle falan, sen gene Jinder Mahal'sin. Sen gene sadece Hint pazarının elinde tutmak için ortaya atılmış bir şeysin. Great Kali'ye kim şu anda saygı duyuyor abi diye? Eski WWE şampiyon, eski World Heavyweight şampiyon diye. Kim saygı duyuyor? Kimse. Sen sonunda Jinder Mahal olarak kalacaksın. Sen sonunda haksız yere bir anda bu kadar yükseltilmiş bir steroid bombası olarak kalacaksın. Yani senin Lesnar'ın karşısında zaten olmaman gerekiyordu ve olduğu noktada da pestile dönecekti ve bunun Survivor Series main event olması için hiçbir sebep yoktu bu maçın. Açılış maçı olsa çok daha iyi olurdu Abi şimdi karşısında AJ Styles var ve Lesnar galiba bir sonraki Raw'a duyuruldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, duyuruldu.
Yani ben Heyman'ın gerçekten AJ Styles hakkında ne diyeceğini çok merak ediyorum. Doğru şekilde kurgulandığı takdirde AJ Styles vs. Brock Lesnar maçı yılın maçı olabilecek. Son 5 yılın maçı olabilecek seviyede bir hani şey kartta duran maç. Ha doğru şekilde kurgulanır mı? Hiç zannetmiyorum. Hani çünkü yani Lesnar'a karşı kimin maçı doğru bir şekilde kurgulanmış? Yani iyi maç olsun diye kurgulanmış kimsenin. Ama AJ Styles abi karizma itibariyle yenebilir diyorsun ya. Hani ya AJ Styles yenebilir diyorsun. Ha, bu arada şey maç şey AJ Styles ilk kazandıktan sonra forumdaki yorumları okuyorum. AJ Styles şey hani işte şey nedeniyle hani fiziği nedeniyle Jinder Mahal'den daha kötü duruyor şeyin karşısında. Lesnar'ın karşısında diye bir yorum okudum. Ya baba hadi bırakın. Neyse. Hani hadi bırakın oldum ben yani AJ Styles. AJ Styles lan bu. Hani adamı fiziğiyle değerlendiremezsin yani. Bu adam AJ Styles. Kemer'in haftalık şovda el değiştirmesi benim çok sevdiğim bir şey. Çünkü ikisi yani SmackDown'un bir pay-per-view ile ise Survivor Series arasında yaklaşık 7 hafta falan var. Yani şey hani yani bu tip büyük şeyleri sadece pay-per-view'lara sıkıştırırsan haftalık şovlar çok hani boşa sarıyor ki şey brand ayrımından önce hani haftalık şovlar bomboştu yani bir şey olmuyordu. Şey ara kemerler el değiştirebiliyorsa ki sık sık el değiştirmeye başladı. Ana kemer de el değiştirmeli ki maçın da bir anlamı olsun zaten. Jinder Mahal bir daha kemer alabilir mi? Ana kemer alamaz. Galiba bundan sonra ara kemer de alamaz. Eğer ara kemerle hani United States'te başlasaydı WrestleMania sonrasında ana kemere çıksaydı daha sonra tekrar düşürülebilir derdim. Ama şu anda demiyorum yani. Diyemiyorum. Hani bundan sonra Great Kali gibi bir adam olarak kalacak yani aklımızda hani. Hindistan turunu bilemem ki almasına gerek yok. Hindistan turuna yeterince ilgi çekti zaten. Yani oraya gelen seyirci zaten gelecek. Hani adam kemer maçına çıkıp kaybetse ne olacak? Neyse. Ve şey. Maçı değerlendirmem gerekirse yani AJ'in hani baby face maçı oldu. Yani en baby face maçı oldu şimdiye kadar yaptığı. Hani yanındakileri indirdi, onu indirdi, bunu indirdi. Şeyden sonra tuş olmadı, finisher'dan sonra tuş olmadı ve kalktı finisher'ını yaptı, tuş oldu. Hani bir yılı geçti face turn geçmedi. WrestleMania'dan sonra face turn yaptı değil mi? Evet. Yani 6 ayı geçti. Hani en baby face maçını çıkardı. O açıdan da çok yani şeyim hani. Keyif aldım yani izlerken. Yani ben AJ'in kazanmasından dolayı çok mutluyum. Jinder Mahal de bir daha bu seviyelerde hani birkaç ay sonra düşecek. Ondan sonra bu seviyelerde göremeyeceğimiz için çok mutluyum. Norman Ince, senin yorumlarını alayım. Abi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bence şampiyonun değişmesi hataydı. Sebebini söyleyeceğim şimdi. Şampiyon değişmesi niye hataydı abi? Ben açıklamak gerekirse abi Lesnar'ın Jinder Mahal'ı ringde öldürmesini bekliyordum da yani olmadı. Hayallerim elimden aldı şu an benim bu konuda. Onu geçelim. Belki AJ sayesinde Lesnar'a karşı kazanacağını düşünmüyorum bir şekilde. Çünkü Lesnar'a karşı Mehmet'in dediği gibi kim düzgün buklanabilmiş de yani. Bu adam Joe'yu şey yaptı. Joe'yu ezdi. Strowman'ı mahvetti. Yani AJ Styles onun karşısında yani şu anda yani Lesnar'ı Roman Reigns dışında yani senaryo bazında Roman Reigns dışında yenecek adam olmadığı için yani karşısındaki bir şeyler gelsin hiçbir şekilde beni şu an heyecanlandırmıyor yani. Hiçbir şekilde beni heyecanlandırmıyor Lesnar. En azından bari Jinder Mahal çıksaydı da Jinder Mahal şundan bir dayak yeseydi de ondan zevk alsaydım diye düşünüyorum ya. Bende de normal sesi kopuyor ama ben internetinden dolayı sandım. Yok. Normal sesi geliyor muydu Gürsen'a? Geliyor. Gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Şu an ben geliyor de, da. Bende de koptu. Hiç şey duymadık yani. Allah Allah. En başta söyleyeyim mi? Ne söyleyeceksen. Bir söylemen iyi olur ya. Ben kaybetmesini yani kemer değişimini pek onay vermedim açıkçası demek gerekirse çünkü ben Jinder Mahal'ın abi Lesnar'ın öyle bir sopa yiyip sonra Survivor Series'den sonra kemeri kaybetmesini isterdim açıkçası demek gerekirse. Yani bu sopayı yiyecek kişinin AJ Styles olacak olmasından çok rahatsızım bu arada. Yani en büyük rahatsızım. Yani zaten. Konuşuruz tabi pay-per-view vakti konuşuruz. Ama dediği gibi Numan'ın 6 dakikalık bir maç izleyecek AJ Styles Brock Lesnar olmamız üzücü. Öte yandan Mehmet Dinler az önce bir yorum yaptı. Bunun bir brand savaşı olduğunu düşünüyorsak, keyifli olduğunu söylüyorsak
şikayet edemeyiz diye. WWE bunu bir WWE Championship versus Universal Championship maç olarak kurgulamadı. Jinder Mahal Brock Lesnar'a laf attı. Yok, şey, bu yazmıyor, Brock Lesnar Jinder Mahal'e hareket edeyim mi dedi yani. Onun için bu bugüne kadar kurgulanmış bir iki birerinin savaşı maçı değildi. Buna dair bir betimleme de yapılmadı. Ama tutup bunu hani... Buna dair bir betimleme değil, buna dair doğrudan bir duyuru yapıldı. Yani bunları senaryoda prom kesti, promoya bak ya. Bak, o, benim kemerim ben, senin kemerinden yani üstündür dendi mi? Denmedi. Ben yani. Dendi. Lesnar. Heyman şunu dedi. Lesnar'ın aldığı, Lesnar'ın aldığı kemer ana kemerdir. Asıl kemerdir. Lesnar'ın olduğu brand de en büyük brand'tir dedi. Hayır, şöyle bir şey söyledi. Orada, kemer, kemerden ziyade orada yapılan bir şey vurgulama, brand vurgulamasıydı. Şöyle bir şey söylendi Gür. O videoyu ben çevirdim YouTube'a. You are not the Lesnar's counterpart in SmackDown. Yani sen Brock Lesnar'ın SmackDown'daki karşılığı değilsin cümlesini kurdu Paul Heyman. Yani senin taşıdığın bir ana kemer değil şeyini söyledi. En şey nane şu anda öyle görünüyor burada. O cümle nane alıp yiyeceğim. Evet. Kürt destekliyorum. Diyor. Hanginizi destekliyorum yani, şu an bilmiyorum ama. Hani çeviriyi yani, destekliyorum. Bu bir brand doktora gitmesi gerekiyor. Kemer üstünlüğünden ziyade aynı şekilde Jinder Mahal Lesnar feyudunu olduğunu kanıtlayan bir laf zaten senin dediğin Fatih için. Çünkü Jinder Mahal'in hafif bir güreşçi olduğunu söylemiş Paul Heyman. Bu da bir kemer üstünlüğünden ziyade bir güreşçi üstünlüğünü anlatan durum. Bu feyut kesinlikle WWE Championship, Universal Championship feyutu değildi. Yani tutup da buna böyle demek oldukça sığ bir yorum olarak kaldı. Ben şunu söyleyeyim, Baron Corbin vs. The Miz maçı daha çok bireysel feyuda benziyor kemer vs. kemer maçından. Yani ikilinin birbiri hakkında konuşmalarına bakarsan şeyden ya çok da Lesnar vs. Mahal'e göre çok daha fazla şey görünüyor tamam, yani. Tamam yani sen benim dediğime geldin mi? Dediğine gelmedin. Dediğine tamamen ya karşıt bir şey söylüyorum. Dediğine gelmedin. Dediğine geldi şimdi dediğine diyorsun. Gelmedin. Bak dediğine diyorsun. Gelmedim. Bak ben dinle beni. Dinle diyorum. Dinle. Dediğine gelmiyorum. Ben ne diyorum sana? Bu kemer vs. kemer maçı olarak hani şey yapıldı. Ve abi, kemer vs. kemer olarak da devam ediyor. Bak değil lan! WWE.com'da böyle duyurulmuş olabilir ama ring içinde böyle duyurulmadı. Ring içinde de böyle duyuruldu abi. Raw baskınının olduğu gün çıkıp şunu söylediler. WWE Championship vs. Universal Championship maçı olacak. United States Championship vs. Intercontinental Championship maçı olacak. Bunu söylediler. Ya şovda söylenmiş şeyi, şovda açıklanmış şeyi. Ya genel bebeğim. Tarafında söylenmiş şeyi. Evet, Mehmet dinler. Doğum günün kutlu olsun ya. Evet Fatih, bağlayalım. Evet, şova puanlara geçelim o zaman. Mehmet dinler. Şova puanı nedir? Baron Corbin olmasından dolayı 4. Yoksa 5. Buğra Gür. Ya ben 3.5. Ya 4. Bir kemer değişimi dedik sonuç itibariyle 4 diyorum. Numan İnci. Abi ortalamanın üstünde bir şovdu ama mükemmel bir şov değildi. 4 yani. Değildi doğru, mükemmel bir şov değildi. Evet, şimdi ben size bir soru yönelteceğim. İki soru yönelteceğim son olarak. Ondan sonra da şovu kapatıyorum. Birinci sorum şu. John Cena'nın 5. üye olarak Survivor serisi eklenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buğra Gür. Bunu Survivor radyosunda da konuşabiliriz. Ama Numan İnci'nin başta söylediği güzel bir şey vardı. SmackDown takımı Şampiyonlar Ligi gibi oldu dedi. Kesinlikle doğru bir betimleme. Numan İnci'ye de bu yorumu için teşekkür ediyoruz. Literatüre bir tabir daha kattı. Evet. Mehmet Dinler, sen ne düşünüyorsun? Şampiyonlar Ligi takımı gibi oldu da son dönem Beşiktaş'ına döndü acayip ya. Hani Randy Orton en genç üye olarak kaldı yani takımda. Burası da doğru. Evet.
Hani bu şey olarak ya bu şey olarak... değil mi? Sürekli milli takım gençleşmeli diyen tip değil mi bu ya? Şey çok garip abi ya, Randy Orton bu arada şey takımdaki Survivor Series şeyi geçmişi en büyük olan isim yani, hani tam Survivor Series Survivor Series tarihinin en başarılı ismi zaten Randy Orton muhtemelen de, ve takımdaki en genç isim o yani, hani çok garip geliyor şu anda ama cidden çok güç kağıt üzerinde çok güçlü görünen bir takım olarak kaldılar ama onların da zaten şey hani Survivor Series radyosunda konuşuyoruz, onların da kendi içlerinden hani Owens ve Zayn itibariyle patlama ihtimalleri çok yüksek. Hani o yani çok kötü bir şey değil. Hani ama yani olmasa olur mu Sina? Ben artık Sina'yı özlemiyorum yani. O yüzden olmasa da olurmuş yani. Neyse. Evet Norman Inci. Ya abi niye Sina yani? O kadar adam var. Niye Sina ya? Şurada sev maça gitseydin ne olurdu yani? En basitinden. Yani ne gerek var Sina'ya? Ya Can Sina'nın bu reklam maçları, bunu Pay-Per-View radyosunda konuşuruz. Can Sina reklam maçlarını hiçbir zaman kaçırmıyor arkadaşlar. Bunu yazın bakın bir köşeye. Bu yanlış bir önerme değil. Can Sina hiçbir zaman reklam maçlarını kaçırmıyor. Yani gerek SummerSlam, gerek daha öncesindeki, gerek Road to WrestleMania dönemi. Artık film sektörüne kendi reklamını yapmak için yavaş yavaş WWE'yi kullanır oldu. İlerleyen zamanlarda bunu da dile getiren, Drak'a karşı nasıl dile getirmiş ya Can Sina. Bir feud'a girerse sevgili Sina'yla herhangi bir güreşçi. Ki burada hedefim kesinlikle The Miz'vari bir promo ustası değil. Çünkü The Miz de aynı olaydan ötürü değerlendirilebilir. Kendini film yıldızı, film starı olarak tanıtan bir güreşçi sonuç itibariyle. Ama ilerleyen dönemlerde böyle bir feud'un oldukça keyifli olacak kanaatindeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Numan İnci sen konuşmuş muydun? Evet. Konuştu. Evet. Son sorum olarak evet hayır cevabı istiyorum. Bunu konuştuk ama sevgili Hikmet'in sorusunu cevaplamadan geçmek istemiyorum. The Rising Generation. AJ Styles'ı yapılmış bu hamle mecburen yapılmış bir hamle midir? Evet hayır olarak Uğur Agür. AJ Styles'a kemer geçirilmesi mecburen yapılmış bir hamle midir? Ratingler ve Survivor Series kaygısı yüzünden yapılmış bir hamle midir? Yoksa yani, en başından beri planlanmış mıdır? Yani çok güzel bir soru bu. En başından beri planlanmadığı tamamen apaçık ortada ve WWE'nin haftalar ilerledikçe kimsenin Brock Lesnar, Jinder Mahal maçını umursamadığını görünce mecburen yapılmış bir hamledir. Evet. Evet. Mehmet Dinler, evet hayır şeklinde. Kesinlikle son dakika hamlesi yani. Numan İnci. Abi, Jinder Mahal'ın ilgi alamamı dediğinde kesinlikle son dakika hamlesi yani. Tamamen reklam. Evet. Evet, bu arada ben az önce puanımı söylemedim. SmackDown Show'una puanım olarak ben de 3 veriyorum. Ortalama bir şey olarak görüyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Mehmet The Wait Dinler, Numan Calvin İnci, Buğra The Pips Gür, arkadaşlarıma yayında yorumculuk yaptıkları için teşekkür ediyorum. Hikmet The Rising Generation Zeybek arkadaşıma sorularını sorduğu için teşekkür ediyorum. Siz de güreştürkiye.net forumuna gelerek sorularınızı iletebilirsiniz. Burada isminizin okunup güreş tartışmalarına siz de bir katkınız bulunmasını istiyorsanız sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ben Fatih Kritorak Silmaz. Hepinize iyi günler diliyorum.